Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yeni bir notu solfej videomuzla birlikteyiz. Çok önceleri uzun sap bağlamamızda dersini yapmış olduğum Kova Kova İndirdiler Yazıya isimli türkünün notalarını solfej olarak seslendireceğiz. Hemen girişi bir inceleyelim. Kaynaklarını Neşet Ertaş'ın yapmış olduğu bir türkü. Orta Anadolu yöresi diye belirtilmiş olması türkünün bizatihi Neşet Ertaş'ın bestesi olmadığına da işaret ediyor. Yücel Paşmakçı tarafından 1978 yılında derlenmiş ve 1982 yılında da incelenip TRT türkü repertuarına girmiş olan bir türkü. Şimdi bu türkünün icrasında ağırlıklı olarak la perdesi kararlı, yani bağlamalarda la perdesi kararlı veya Neşet Ertaş'ın icrasında son dönemleri itibariyle özellikle re perdesi üzerinden seslendirildiğine şahit olabilirsiniz. Fakat türkü seyir itibariyle Eviç makamında bir eser olması hasebiyle Yücel Paşmakçı eseri doğru olarak fa diyez perdesinden, Irak perdesinden notalamış. Bu doğru bir notalama. Çünkü bu eserin makamı Eviç. Onun için bu şekilde notalanması doğru olurdu. Yani misket düzeninde çalınması daha uygun olan bir türkü. Bunu belirteyim. Ben de şimdi solfejini yaparken misket düzeninde çekilmiş bağlamamdan yardım alarak okuyacağım. Do'larımız diyez, fa'larımız diyez ve karar sesimiz Irak perdesi, yani orta telimizdeki fa diyez perdesi. Bunları belirteyim. Hemen bunları belirtmişken şunu da ekleyeyim. Video bilgilerinde ders linkini göreceğiniz dersi özellikle takip etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet. Araname ile başlangıç yapıyoruz. Do re 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 do si la si do do si la la sol fa fa so so sol fa mi re sol fa fa la sol si la do si la do re re mi mi re do si la si re re do si la sol fa fa la la sol fa mi re sol fa 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 mi fa. Evet, ara namemiz bu şekilde arkadaşlar. Buradan reprizde dönüş almış. Kulakların aşina olması açısından ben de buradaki dönüşü almak istiyorum. Şimdi yalnız burada dikkatimi çeken bir şey var. İcralarda yıllardır kulağımda kaldığı halinden bahsederek ya hemen ikinci öbekteki do diyez, yani re do si la derken ki do diyez normalde notada do diyez olarak alınması gerekiyor, görünüyor. Fakat natürel do'nun oradan başlamasının daha uygun olduğu kanaatindeyim. Şimdi bu tekrarda bu şekilde okuyacağım arkadaşlar. Natürel olarak okuyacağım. Do re 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 do si la si do do si la la sol fa fa so so sol fa mi re sol fa fa la sol si la do si la do re re mi mi re do si la si re re do si la sol fa fa la la sol fa mi re sol fa 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 mi fa ve söze giriş yapıyoruz. Es fa 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 es es fa 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 sol fa mi 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 do mi re do si la. Dönüş es fa 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 es es fa 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 sol mi 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 do mi re do si la ve devam ediyoruz es re re mi re re do si la la do si la sol fa es sol fa mi re sol fa la la sol si la do si la. Evet, birinci dolabı okuduk ve hemen dönüşümüzü alalım. Es. Re re mi re re do si la la do si la sol fa sol fa ve ikinci dolabı okuyoruz. Es. Sol fa mi re sol fa 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 fa. Buranın fa mi fa olması doğru arkadaşlar. Yanlış bir yazım var burada. Gözden kaçmış sanırım. O sol fa sol olmaz orası. Fa 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 mi fa olacak. Ve devam edelim. İş başa düşünce bölümünden. Es. Fa sol fa 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 es. Es.
Fa 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 sol mi 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 do mi re do si la. Tekrar es. Fa sol fa 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 es es. Fa 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 sol mi 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 do mi re do si la es. La mi re re do si la la do si la. Sol fa sol fa. Şimdi bu son ölçüde yine bir yazım hatası var arkadaşlar. Daha önceki bölümler gibi orası da es. Sol fa mi re sol fa fa la sol si la do si la olması gerekir. Burada gördüğünüz gibi fa do si re la do si la yazılmış. Bu şekilde değil icrası oranın. Fa la sol si la do si la doğrusu bu. Ve buradan bir sonraki sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Do re 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 do si la la do si la sol fa sol fa es sol fa mi re sol fa 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 mi fa. Evet, buradaki artık reprizden dönüş yapmayacağım. Genel olarak eserin gidişi bu şekilde. Bir takım böyle yazım hataları var. Maalesef birçok böyle nota solfej videomda belirttiğim gibi TRT'de kayıtlı olan bu notaları bir elden geçirmesi lazım bir heyetin. Bu yazım hataları çok fazla var çünkü onların bir toparlanması, düzeltilmesi gerekir. Türk Sanat Müziği notalamalarında da benzer sıkıntılar vardı ama çok gayretli bir grup arkadaş, özellikle internet ortamında görüyorum, neyzen.com sitesinde çok temiz, düzgün yazılmış notalarla gözden geçirip hataları düzelterek yeniliyorlar. Keşke bir heyette türkü repertuarını bu şekilde elden geçiriyor olsa güzel olur. Ben elimden geldiği kadar bu nota solfej videolarında gerekli düzeltmeleri yapıyorum. İnşallah faydası oluyordur arkadaşlar için. Video bilgilerindeki linkleri gözden geçirmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir başka derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.